Belirli integralin türevi. İngilizcesi Fundamental Theorem of Calculus. Belirli integralin türevinin kuralına gelirsek, tamamen bir kural uygulamasıdır burada bahsedeceğimiz kısım. Bir belirli integral olsun. Bu belirli integralin sınırları birer fonksiyon olsun. Alt sınırına gx diyelim. Üst sınırına fx diyelim. Bunlar birer sayı da olabilir. Sayılar da neticesinde sabit fonksiyondur. İçeride de ht gibi bir fonksiyonumuz olsun. Dt. T'ye göre integral alıyor. İçeride de t'li bir fonksiyon var. Sınırlarımız x'li. Bu fonksiyonun, bu integralin x'e göre türevini alacak olursak, sınırların bağlı bulunduğu harfe göre türevini alacak olursak, bazıları diyebilir ki önce integrali alırız, sonra sınırları koyarız, burayı hesaplarız, sonra türevini alırız. Bu tarz sorularda tehdit şudur: İçeriye integralinin alınması çok zor olan bir fonksiyon koyarlar ve integrali alamadığınız için soruyu bırakırsınız mecburen. Şimdi buraya geldiğimizde belirli integralin türevi şu şekilde alınır. Üst sınır bu içerideki fonksiyonun içine konulur. H fx çarpı o koyduğumuz fonksiyonun türevi. F türev x. Eksi alt sınır fonksiyonun içine konulur. H gx çarpı bu koyduğumuz fonksiyonun türevi g türev x. İşte belirli integralin türevinin alınış formülü budur. Üst sınırı öncelikle integralin içine koyuyoruz. Hiç integral alma işlemi yapmıyoruz. Üst sınırı integralin içine koyuyoruz. Çarpı o koyduğumuz üst sınırın türevi. Eksi alt sınırı integralin içindeki fonksiyona koyuyoruz. Çarpı o koyduğumuz fonksiyonun türevi. Şimdi belirli integralin türevi yani Fundamental Theorem of Calculus örneklerine başlayalım. X kübü olsun. İçeride de 1 bölü 1 artı t üzeri 5 olsun. Evet. Nedir? Şimdi soruya baktığımızda bir belirli integralin türevini almamız isteniyor ve x'e göre türev alacağız. Sınırlarımız da x'li. Önce üst sınırı götürüp içerideki fonksiyona koyuyoruz. İçerideki fonksiyon 1 bölü 1 artı t üzeri 5. X kübü koyarsak 1 bölü 1 artı x kübü buraya koyarsak 5. üssünü alırsak x üzeri 15 eder. Çarpı koyduğumuz bu x kübün türevi 3x kare. Eksi sonra alt sınıra geliyoruz. 2'yi koyarsak buraya 1 bölü 1 artı 2'nin 5. üssü 32'dir. Sonra çarpı bu koyduğumuz 2'nin türevi. 2'nin türevi 0'dır. Buraya sabit sayıdan oluşan bir sınır gelirse o bölümün sıfır edeceğini hemen anlamalıyız. Çünkü sabit sayının türevi sıfırdır. Yani kala kala bu kaldı. Bu sorumuzun cevabı 3x kare bölü 1 artı x üzeri 15 olur. Bir başka örnek. Birkaç örnek yazalım, arkasından topluca çözüme geçelim. Bir fx fonksiyonu uyduralım. X'ten x kare artı 1'e gitsin. İçeride de kosinüs t kare bulunsun.
DT ise f'in türevi 1 kaçtır? Bir başka soruya geçelim. Fx 2'den 7'ye 1 bölü 1 artı t üzeri 6 dt olsun ise f türev x nedir? Bir başka örnek. D bölü dx ln x x ne olsun burası da tanjant t kare olsun. Evet. Nedir? Bir tane de L'Hopital kuralıyla birleştirilen örnek yapalım. Türevin limite uygulaması. Limit x 2'ye giderken kalkülüs derslerinde hocaların çok sevdikleri bir sorudur bu. 2'den x'e burada da 1 bölü 1 artı t küp olsun dt. Aşağıda da x kare eksi 4 olsun. Burada bir şey yok. Oraya eşittir koyacaktım. Şimdi örneklerimizi çözmeye başlayalım. İlk olarak bu örneğimize bakacak olursak bir fx fonksiyonu vermiş. Fx fonksiyonu bir belirli integral ve bu fx fonksiyonun türevinde bir koymamızı istiyor. Önce f türev x'i bulacağız. F türev belirli integralin türevi olduğu için önce üst sınırını bunun içine koyuyoruz. Kosinüs x kare artı 1'in karesi çarpı koyduğumuz üst sınırın türevi 2x eksi sonra alt sınırı koyuyoruz. Kos x kare çarpı koyduğumuz alt sınırın türevi. Ve belirli integralin türevini almayı başardık. Şimdi buna 1 koyuyoruz. F'in türevinde 1. Buraya 1 koyarsak burası 2 eder. Cos 4 burası da 2 eder. 2 cos 4 eksi. Buraya 1 koyunca da cos 1. Sonuç böyle kalır. Cos 4 ve cos 1'i hesaplama şansımız yok. Bildiğimiz trigonometrik değerler değil neticesinde. Şimdi ikinci örneğimize geldik. Bir fx fonksiyonu verilmiş belirli integral ve türevi isteniyor. İki sınırında sayı olduğuna dikkat etmeliyiz. F türev x iki sınırda sayı olursa bunun integrali, bunun türevi, bu integralin türevi sıfır eder. 7'yi koyarsak bir işlemi yapıp gösterelim. 1 artı 7 üzeri 6 çarpı koyduğumuz bir 7'nin türevi sıfır. Bu 2'yi koyuyoruz bu fonksiyonda. 1 bölü 1 artı 2 üzeri 6 çarpı koyduğumuz 2'nin türevi 0. Burası 0 etti, burası 0 etti. F türev x 0 çıkar. Bir belirli integralin iki sınırı da sayı ise bunun türevi 0 edecektir. Bir örneğe daha geldik. Bir belirli integral daha var karşımızda. Türevini alacağız. Üst sınırı getirip koyuyoruz. Tanjant
ln kare x çarpı koyduğumuz ln x'in türevi, ln x'in türevi içinin türevi bölü içidir. 1 bölü x yani. Eksi. X küpü getirip koyuyoruz. Tanjant x üzeri 6 çarpı x küpün türevi 3x kare. Sorumuzun cevabı budur. Bir kalkülüs sınavına gireceksek ve bu kısımlar işlendiyse buna çok hakim olmalıyız. Sınavda sorulabilme ihtimali çok yüksektir. Şimdi bu kuralın bir limite bulaştırılmış şeklini görüyoruz. Bu da çok sevilir. Final sınavlarında gelme ihtimali çok yüksektir. 2'yi buraya getirip koyduğumuz zaman limitle karşılaştığımızda limitte yazan sayıyı getirip koyacağız. Yapacağımız bir şey yok. Koyup bir ne var ne yok görmemiz lazım. 1 artı t küp dt bölü 2'yi buraya koyarsak 2'nin karesi 4 eder. 4 eksi 4'ten 0. Bir belirli integralin alt ve üst sınırı birbiriyle aynıysa onun sonucu da 0 çıkar. 0 bölü 0. Belirsizlik. L'Hôpital kuralıyla kuralı bize 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştığımızda payın ayrı, paydanın ayrı türevini alarak belirsizlikten kurtulma imkanı verir. Payın türevini alırsak işte pay kısmında bir belirli integral var ve belirli integralin türevini kullanıyoruz. Yani Fundamental Theorem of Calculus'i. Önce x'i bunun içine koyuyoruz. 1 bölü 1 artı x küp çarpı bu x'in türevi 1. Eksi sonra alt sınırı koyuyoruz. 1 bölü 1 artı 2'nin kübü çarpı koyduğumuz o 2'nin türevi 0. Bölü alt tarafın türevini alıyoruz. 2x. Son durumda bir başına limitini de yazalım. Bu yaptığımız türev işlemi bizi belirsizlikten kurtaracak. Yukarıda kalan şey 1 bölü 1 artı x küp. Aşağıda kalan şey ise 2x. Tekrar buradaki 2'yi koyduğumuz zaman 1 bölü 9 yukarıda, 4 ise aşağıda çıkar. Bu da ters döneceği için 1 bölü 36 olarak bu limitin sonucunu buluruz. Bir limitin içine belirli integralin katılmış olduğu çok güzel bir soruyu çözmüş olduk. Belirli integralin türevi dediğimiz olay budur. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyoruz.